Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar, eşkenar, dörtgen ve deltoid konusundaki ÖSYM tadında sorular 5 testinin çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. 4 eşkenar dörtgen ikişer köşeleri çakışacak biçimde şekildeki gibi konumlandığında aralarında beyaz bir dörtgen oluşuyor. Büyük eşkenar dörtgenin çevresi 48 olduğuna göre beyaz dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor. E küçükten başlayalım arkadaşlar bu eşkenar dörtgenin bir kenarına A diyelim. Şuraya da B dersem A artı B yaptı bu kenar. E o zaman burası da A artı B yaptı. Şuraya C dersem şunun bir kenarı A artı B artı C yaptı. A artı B artı C de o zaman burası da oldu. Çünkü bu da B eşkenar dörtgen. Şuraya da bir D dersem bunun bir kenarı A artı B artı C artı D yaptı. Yani burası da A artı B artı C artı D. Yani bize 48 diye bir şey verilmiş. 48 dediğimiz nedir? A artı B artı C artı D'nin kaç katı arkadaşlar? 4 katı 48 verilmiş. O zaman A artı B artı C artı D kaç çıkar arkadaşlar? 12 çıkar. Zaten bizden beyaz dörtgen çevresi isteniyor. Yani bu isteniyor. Cevabımız böylelikle 12 çıktı. Yani cevap Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. ABCD karesinin içine 8 tane eş eşkenar dörtgen yerleştirilmiş. Arkadaşlar 8 tane dar açısı burada. 8 tane açı 368'e böldüğünde bu dar açıların hepsi birbirine eşit değil mi şöyle? Evet e, o zaman 368'e böldüğümüz zaman kaç yapıyor? Bir tane açısı 45 derece yapıyor. O zaman burası 45 ise burada kaç kaç derece olacaktır? 135. Dar açısı 45, şurası 45, geniş açısı 135. Hocam burası da 135. E, burası 90 yaptı. Eş kenar dörtgen olduğundan şunlar birbirine eşit. E, 90 ise burası da 45, burası da 45 yaptım yaptı. 90 burası, 90 burası. E, büyüğü zaten bir kareymiş. O zaman burası da 90. E burası da 135, burası da 135 olduğunda burası da 90 oldu. Dolayısıyla burası da 90 olmak zorunda. Yani bu kenar aynı zamanda bu kenar şu kenara ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda arkadaşlar şöyle. E bunlar da birbirine paralel olduğundan bunun devamı da aynı şekilde dik olmaz mı arkadaşlar buraya? Evet. Bu da aynı şekilde dik olur. Yani ezbere yapmak istemedim açıkçası arkadaşlar. Direkt bunların dik olduğu belliydi ama burada açılara dalıp bunu ispatlamak lazımdı. En küçük dik üçgenden başlayalım. Buradaki 45 45 45'ten başlayalım. Abi bizden oran isteniyor. 135 ya dış açısı 45 dış açısı 45. O zaman burası bir birim. Bir birim diyecek olursak hatta bir bir ise burası kök kim yaptı? Evet kök 2 eşkenar dörtgenden kök 2. E aynı şekilde burası da kök 2 ise 135'ten burası 45 yapar. Bunlar da bir bir yaptı. E burası da kök 2. Şimdi burası da bir burası da bir burası da kök 2 kök 2 ise kök 2 burası. Yok burası kök 2 idi pardon. Kök 2 kök 2 ise o zaman burası kök katından 2. Hatta burası da aynı şekilde kök 2 mi oldu arkadaşlar? Evet. Şimdi bizden ne isteniyor? Boyalı bölgelerin alanı toplamı. Arkadaşlar bir tane eşkenar dörtgenin bir kenarı kaç? Bir kenarı kök 2. Sonra bir kenarı kök 2. Burada kaçı da 45 ya. Bunun alanını bulurken ne yaparız? Tabanına ait yüksekliği çizeriz. O zaman burası 1 yaptı. Burası da kök 2 olduğundan e, ee, bir tanesinin alanı nedir? Kök 2 çarpı 1'dir. E, kök 2 çarpı 1'den kaç tane var? 8 tane var. Boyalı bölgenin alanı. Bölü. Boyalı bölgenin alanı. Boyalı olmayan bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. E, boyalı boy olmayan bölgenin alanı da belli. Burası kök 2'lik bir kare değil mi arkadaşlar? Evet. Burada kalan 2. Burası da kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den. Burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. O zaman burası da 2. Aynı şekilde kök 2 çarpı kök 2 bölü 2'den. Burada kalan da 1. Yani şurası 2. Şurası 1. Burası 2. şuradaki kalan da 1. Buradaki alanda beyaz alanda 1 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Yani 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Burası da 12 yaptı. Cevabı 8 kök 2 bölü 12'den 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3. Dolayısıyla cevabımız 2 kök 2 bölü 3'e eşit oldu arkadaşlar. Yani karenin alanından şu boyalı boyalanı çıkartacaktım böyle boyalı olmayan alanı bulmak için ama dikdörtgen ve dik üçgenlerden de daha rahat bir şekilde beyaz alanları da böylelikle bulmuş olduk. Evet cevabımız böylelikle C han çıktı. Geldik bir sonraki soruya yani üçüncü soruya. ABCD ve DCFE bir kenarı 30 birim olan bir kare olmak üzere. Evet bir kenarı 30 olan bir kareymiş arkadaşlar. Bu böyle eğilmiş galiba ABCDF noktalarında dönebilen kalınlığı önemsiz. E, duvara katlanır ranza gösterilmiştir. Ranza şekilde duruma geldiğinde A üstü G ile GB birbirine dikmiş. Yani şurası 90 derece. Şu uzunluk kaçtı arkadaşlar? 30'du. Hala 30. Sonuçta sen bunu böyle eğmiş oldun. Yani döndürmüş oldun. Uzunluklar değişmiyor. Sonra başka bir şey. GB'yi de 18 vermiş. Arkadaşlar 6 kere 3, 6 kere 5. O zaman burası da 6 kere 4'ten 24 oldu? Evet. Şimdi bizden şu 30'luk eşkenar dörtgen bu da 30'luk eşkenar dörtgen. Bunlar aynı eşkenar dörtgen değil mi? Eş eşkenar dörtgen. Bak dikkat edin yalnız. Bütün yani kenarları eşit olan eşkenar dörtgenler eş eşkenar dörtgen değildir. Ama aynı derecede eğildiği için yani buradaki açı alfa iken buradaki açı da alfa olduğundan e, birer açıları da eşit olduğundan bunlar eş eşkenar dörtgen oldu. O zaman bizden e, şu köşegen artı şu köşegen isteniyor. Yani aslında x dediğimiz şu köşegende yaptı arkadaşlar. E, burası da 30 değil mi? Evet şimdi işlemimizi yapalım. Köşegenler nasıl kesişiyor? Dik kesişiyor. Ona göre işlemimizi yapacağız. Arkadaşlar burası 24 burası 48. E 24 48 ne üçgeni? A üstü C yani A üstü C neye eşittir? X'e eşittir. X'i de buradan ne bulduk? 24 kök 5 olarak bulduk arkadaşlar. Evet burası 24 kök 5. Sonra ne yapacağız? 24 kök 5 ise burası 12 kök 5'e 12 kök 5 yapar mı? Yapar. Sonra şuradaki uzunluğu bulacağız. Arkadaşım Şuraya ne yapalım? Bir açılara da dalalım isterseniz. Çünkü burası da 90 derece. Alfa beta dersem alfa 90 ise burası da beta oldu. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Dikkat ederseniz alfadan betaya geçiş 1'e 2. Burada da alfadan betaya geçiş 1'e 2. 12 kök 5 ile betanın karşısı. Burası da 6 kök 5 olmak zorunda. Dolayısıyla burası da 6 kök 5 olmak zorunda. Toplamda y uzunluğu da ne oldu arkadaşlar? 12 kök 5'e eşit oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Kaç e, x köşegen x eksi y isteniyor. x eksi y. Çünkü x köşegeni y köşegeninden kaç birim fazladır diye soruluyor. x eksi y isteniyor. 24 kök 5 eksi 12 kök 5 isteniyor bizden. O da 12 kök 5 olarak çıkar arkadaşlar cevabımız. O zaman 3. sorunun cevabı böylelikle C han oldu. Geldik 4. soruya. Şunlar birbirine eşit verilmiş. Bunlar da birbirine eşit verilmiş. Çünkü E ve F orta noktalarmış. Arkadaşlar bunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşitse o zaman orta tabandan dolayı bunlar birbirine paralel oldu mu? Oldu. E madem bunlar birbirine paralel oldu, o zaman şunlar da birbirine eşittir. E köşegen bu, köşegen bu. Burası k, burası k iken köşegenler de birbirini ortaladığından burası da 2k oldu. Hadi alan dağıtmaya. Burası a iken dikkat niye a? Çünkü bunlar böyle a iken burası 3a diyorduk arkadaşlar hatırlarsanız. A iken burası 3a diyecek olursak, hocam 2k'da kalan 4a ise 2k'da kalan yine 4a'dır. Burası 4a olur. Hocam yine aynı şekilde bu sefer buraya B dersek burası 3B, 2K'daki 4, 4B ise yine 2K'daki 4B olur. Yalnız buradaki alanla 8B, buradaki alan birbirine eşit olacağından, 8A'ya eşit olacağından A ile B birbirine eşit oldu. İsterseniz direkt bunlara A yazalım. A, 3A ve 4A şeklinde alan paylaşımı da böyle olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki S1 ve S2 alanlarının toplamı. Yani 7A'yı kaç vermiş arkadaşlar? 21. A'yı buradan 3 buluruz. Taralı alanlar toplamı 8A isteniyor bizden. A yerine 3 yazarsak cevabımız kaç çıkar? 24 çıkar arkadaşlar. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle Akşay oldu. Geldik 5. soruya. 5. soruda ne demiş? Bir kenar 12 santimetre olan ABCD paraya kenar CE boyunca katlandığında B köşesinin yeneri B üssü oluyormuş. B üssü de DC üçgeninin yani şuradaki üçgenin nesi oluyormuş? Ağırlık merkezi oluyormuş. Madem ağırlık merkezi, ya, ya hocam bu garibimi uzatacağım, kenar ortay diyeceğim ama burada bir uzunluk yok. Ya da 12'yi kullanmak için zaten şunu uzatmak daha mantıklı. 6, 6. Peki, bunu uzattık arkadaşlar. Ağırlık merkezi oldu burada. E, burada başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Herhangi bir şey bulamıyoruz. Sonra burası K iken buraya da 2K diyebiliriz. Kenar ortay olduğunu söyleyebiliriz. Eyvallah. Başka? Hocam bir de şey var burada aslında. Ne var? Katlama var. Katlamada üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam şu açıyla şu açı birbirine eşit. Şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Özellikle paraya kenar karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin diye söylemiştik. Şurada Z'ye dikkat edecek olursak o oh, burası çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi ikiz çizgi, kenar çıktı. Yani burası 6 iken burası da 6 oldu. 3K eşittir 6 ise K'yı buradan 2 buluruz. Yani 2K dediğimiz kaç yaptı? 4 yaptı arkadaşlar. E, burası da K'da 2 oldu. Sonra katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olduğundan 4 s burası da 4 değil mi? Evet. Ve tamamı 12 idi. Çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Bunun da tamamı 12 olduğundan buraya kaç kaldı o zaman? 8 kaldı. Yani 5. sorunun cevabı böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Pardon. Kaçıncı soru dedik biz? 5. Beş. 5. soru. Geldik 6. soruya. Şekil 1'de farklı büyüklükteki dikdörtgenlerden oluşmuş ABCD dikdörtgeni veriliyor. Bu şekilde A noktasına ok yönünde bastırıldığında üstteki şekilde yer alan dikdörtgenlerin yatay uzunlukları aynı kalacak biçimde paraya kenarlardan oluşmuş. A üssü B üstü, C D paraya kenarı meydana geliyor. Bu durumda A üssü noktasının CD üzerindeki dik iz düşüm noktası D, D'den 12 birim uzaklıkta oluyor. Arkadaşlar şunun dik iz noktası D'den 12 santimetre uzakta oluyormuş. Yani burası 12'ymiş. Paraya kenar oldu ya 20 ise burası da 20. 12 20 ne üçgeni 12 16 20. Önceden bu dikdörtgenin bir kenarı. Yani yüksekliği 20 iken şimdi 16 mı oldu? Evet. Şimdi bize diyor ki buna göre diyor şekil 2'de gösterilen boyalı bölgelerin alanları toplamını şekil 1'deki boyalı bölgelerin alan toplamına göre değişimi ne olur diye soruluyor. Aynı alanlar eğildiğinde nasıl değişir diye soruluyor arkadaşlar bize. E değişim arkadaşlar tabanlarında herhangi bir değişiklik var mı? Yok. Yükseklerinde değişiklik oluyor. Önceden yükseklik mesela tamamında 20 iken şimdi 16 oldu. 20 iken 16 oldu. Yani ne oldu arkadaşlar? 20 iken 4 azaldı mı? Evet. 20 iken 4 azaldı. O zaman bize ne diyor arkadaşlar? Şekil 1'deki boyalı bölgelerin alanları toplamına göre ne olur diye soruluyor. Tabanları aynı olduğuna göre yükseklikleriyle doğru orantılı olacak şekilde değişir arkadaşlar. Buradaki şey o zaman 20 iken 4 azaldıysa 4 bölü 20 direkt 1 bölü 5 diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet 1 bölü 5 oranında azalır diyebiliriz. Ya da isterseniz şey yapabilirsiniz arkadaşlar. İşte buraya hocam e, şunun tamamı kaç? 30 değil mi? Bak şu uzunluk artı, uzunluk artı bu uzunluk artı bu uzunluk artı bu uzunluk artı bu uzunluk 30 çarpı yükseklik. Ama yükseklik hocam ne olduğunu bilmiyoruz ama yükseklik 20 iken 16 oldu. En azından yükseklik şey diyebiliriz. Hani daha rahat ispatını yapıyorum size. E 20 iken buradaki yükseklik yükseklik her birindeki yüksekliğe h diyecek olursak ya h1, h2, h3 diyecek olursak toplamları şeklinde gideceğiz. Yani direkt yüksekler arasında bir şey de yapabiliriz. Burada da bak uzunluk değişmiyor. 30 birim şunların toplamı. Taban değişmiyor. Yüksekleriyle doğru orantılı. E burada o zaman yüksekleriyle doğru orantılı azalacağı için Önceden 27 yüksekliği şimdi ne oldu arkadaşlar? 16 oldu. 20 iken yükseklik 16 oldu. E, o zaman ne kadar azalmış oldu? 4 azalmış oldu arkadaşlar. O zaman 4 azaldığına göre normalde alan da hocam 20x ise e, alanda 4x kadar azalır. No normalde alan 20x iken öbürünün da 16x olacak ki öyle de diyebiliriz. Alandan gidebiliriz. Alan 20x iken alan ne oldu arkadaşlar? 16x oldu. Yani 4x azaldı diyebiliriz arkadaşlar. E o zaman 4x azaldıysa 4x bölü 20'den 1 bölü 5 ne olmuş oldu? Azalmış oldu diyebiliriz arkadaşlar. Soru işareti kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim arkadaşlar bunu. 6. sorunun cevabında böylelikle azalma olduğundan dolayı 1 bölü 5 oranında azalır dedik. Cevap denizde çıktı ve böylelikle ÖSYM tadında sorulardan 5.yi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 6.sında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.